Türkiye'de bir ilk olarak 35 saat boyunca çölde kalıyoruz. Türkiye'deki tek çöl olan şu an Karapınar Çölü'ndeyiz. Sensin ya. Oğlum cidden büyük bir şey yani. Sadece tavana bakabiliyorsun. Dubai'deyiz oğlum, saçmalamayın. Sıcak olacağı tahmin edilebilirdi de bu kadar olacağı kesinlikle edilemez. Birazdan kuracağız buraya. This rare occasion is brought to you by Discovery Channel. Looks like their love totem has been broken. The alpha male of the group tries to fix it. Evet arkadaşlar, şu an Ankara'dayız. Ankara merkezdeyiz. 3 saat sonra 3.5 falan. 3.5 saat sonra bir tane çölde olacağız. Hangi çöl olduğu önemli değil. Bu yaptığımız etkinlik Türkiye'de ilk. Bunu yapan yok kanka. Ne yapacaksın ki? Hayır, beraber yapıyoruz şu an. Enes Batur bir video yüklemiş. O Türkiye'de değil ama. O yüzden Türkiye'de ilk. 6 kişi gidiyoruz. Bu planın nedenini sorarsanız nedeni yok. Yani Türkiye'de ilk olmak sadece. Türkiye'de bir çöl. Koordinattan oraya gidince söyleyeceğim. Çadırlarımız var. 4 ve 3 tane 4 kişilik ve 3 kişilik çadırlarımız var. Onlarda kalacağız. Asıl olay çölde, zaten uzatmayacağım. Öpüyorum. Şaka! Şaka yapıyorsun be! Yaklaşık 2 saatimiz kaldı. Hatta 1 saat 40 dakika. Sadece durum güncellemesi bu. Bunu Konya'da dinleyen ilk ve tek grubuz kanka. Olamaz. Şu an Konya'dayız. Önce özel olan etli ekmek denemek istiyoruz. Geldi. Yes. Konya'ya vardık. Konya'da bir yemek yedik. Yemek çekmek istemedim. Çünkü ben yemek kanalı değilim. Datça'dan, ta Datça'dan Alper geldi. Bizle ortada buluştu. Yaklaşık orta Konya mı kanka? Orta. Orta Konya oluyor. Orta Konya değil. Kendi 9 saat yol geldi. O biz 4 saat geldik ama inanılmaz sıcak Konya. Yani böyle bir şey yok. Çölü tahmin bile edemiyoruz. Bir saatlik yolumuz var. Orada çadırları kurarken falan yine görüşürüz. Öpüyorum. Öpüyor musun? Öptüm. Öptüm. Sen de öp. Kışın ünlü. Yemekleri güzel cidden. Geldiniz. Ne yaparsınız? Kendini dağlara vurursun. Ben gezi kanalı da değilim bu arada. O yüzden burada da kesiyorum. Ölüyoruz abone. Evet, ikinci arabamız arkadaşlar. Tam böyle bir çöl vibe yok mu arabada? Ama asıl çöl arabası bu. Bu çöl arabası. Radar var, radar var. Şu an tam olarak 20 dakika kaldı. 20 dakika sonra mekandayız. Arkadaş bitik bitti yani, yok şu an. Size çölden önce son bir yeşillik göstereyim. Evet ekip 3, 4, 5, 6. Bu ekibi yaklaşık bir 30 saniye sonra çölde göreceksiniz. Veya hani geri dönme gibi bir şey ihtimalini veriyorum ama ben dönmek istemiyorum. Kalacağız. Henüz daha gitmedik ama hani size videonun başında gösterdim olanları. Ben görmedim şu an. Şey, yayın aklıyla konuşuyorum. O anlayan anladı. Onu gerçek yapımcılar anlar. Gerçek yapımcıyım ben. Hani... Daha demin kamp için bir şeyler almamız gerekti marketten. Hani genelde alınır ya böyle akşam kalmak için falan. Her şey tamam. İşte noodle aldık. Bir tane ton balı aldık. İkişer tane, birer tane falan. Neyse su da aldık. 15 litre kadar su aldık. İşin kötüsü bu kadar ağır çadırların, matların üstüne ne aldık? Karpuz. Ne aldık? Karpuz aldık kanka. Yani... O karpuzu cidden taşıyacak birini ben bilmiyorum burada. O tüm eşyaların üstüne. Kutlu. Taşır mısın? Haberde varsa. Al, siz yapmayın. Eğer böyle bir şey girişecekseniz karpuz almayın. Çünkü yeterince ağır şeyleriniz olacak zaten. Yerken ödemeyeceğim ama Atiye. Yiyebileceğimizi düşünmüyorum ben onu. Yiyeceğiz. Bura Konya'daki
Türkiye'deki tek çölün ortasındaki bir göl. Hep görmüş şu yanlar şöyle full suymuş. Şu ileriye bakın zaten kumlu görüyorsunuz değil mi? Bak şuraya bakın. Bayağı kum. Bura Nevada gibi var ya. Bak şöyle çekeyim. Bir de siyah bar koruyayım. Korumak. Yani Nevada de geç. Burada buraya gelmekten vazgeçtik çünkü tam çöl konsepti değil. Yani buranın tepesine kurmayacağız. Bir de eşyaların hani fazlalığı ve ağırlığı akla geldi. Karpuzla biz o tepeye tırmanamayız. O yüzden uydudan, haritada uydudan farklı bir yer bulduk. İnşallah oraya gideceğiz. Orada çöl konseptlidir. Konseptli. Hem konsepti var hem... Burası bayağı Nevada kanka. Böyle. Nevada burası ya. Evet, çölün ortasında bir tane göl bulduk. Yani ben gerçekten anlamadım şu an neden su var böyle bir yerde. Çöl ikliminin olduğu yerde böyle bir göl olması cidden garip. Şu an deseniz bana hayal görüyorsun kanka deseniz ona daha çok inanırım. Evet, bu göl alanından yani şuradan güneş vurur gözükmez yüksek ihtimal. Buradan vazgeçtik. Burası çünkü çöl konsepti değil. Biz tekrar daha deminki kraterin oraya gidiyoruz cidden. Çünkü yerlilere sorduk. Oradaymış. Bizim gözümüzün önündeki öyle şeyi görmemişiz çok... yani. Atı yanlıyor. Biz saat 6.30. Çadırı hala kuramadık. Planladığımız saatin 2 saat gerisindeyiz. Havanın kararmasına daha var ama yani... Nerede bu adam çöl ya? Ölü bakıyor, ölü. Hasta bakıyor. Şu an Türkiye'deki tek Konya, Türkiye'de tek olan... Sahabeler gibi oldun mu? Sahabeler gibi duruyor muyum? Türkiye'deki tek çöl olan şu an Karapınar Çölü'ndeyiz. Bunu yapan yok. İlk... Gelen var. Gelen var, yapan yok. Bu kadar enayi kimse yok. Türkiye'de 35 saat boyunca bir çölde kalacak olan ilk insanlarız. Ya başka bir şey yok yani. Gerçekten çöl ortamına çok yakıştın. Yok sen yakıştın direkt. Ha, çıkartayım mı onu? Çıkar. Dubai'deyiz oğlum saçmalamayın. Doha mı? Doha'dayız şu an. Doha'dasın bile yani. Tabii canım geldim. Geldin yani. Geldim bile. Doha'da yürüyorsun yani. Doha'da yürüyorum. Doha'da safari. Doha'da safari yürüyüş. Bu ne lan? Oha. Bu nasıl bir hacı? Uga uga uga. Aa gölgelerimiz deve gibi çıkıyor. Hayır deve gibi çıkıyor evet. 35 saatin şu an 1 saati gitti diyebilirim. Ama daha buradayız. Telefon zaten çekmiyor. Telefon çekmiyor yani. Birazdan çadırları kuracağız buraya. Yerleşke buraya yani. Hani dedik çölde ne kadar güzel bir yer seçebiliriz. Direkt ortasını seçtik. Hani başka bir yer yok çünkü. Şöyle bir olay. Tam şuraya kurarız artık. Saat 7.30 oluyor. Yani hava kararacak birazdan. Çadır kurmamız gerekiyor. Hızlıca geç kaldık. Yani bayağı geç kaldık. Ama hani güneş batmadan kurarız yüksek ihtimal. Şimdi tamamen çadıra odaklanacağız. Time lapse almaya çalışırsam alacağım. Ula el kadir ya. Evet, çadırları kurduk. Hem de bayağı iyi kurduk. Şuna bakın bir ya. Şuna bir bakın ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu kadar da olmaz ya. İki tane yan yana bomba çadırımız var. 6 kişiyiz. Buraya ateş noktamız olacak değil mi? O yüzden mi kazıyoruz Alper Bey? Ateş noktamızı o plağı için kazıyoruz. Ben bu konuşmalarına hep hayran kalıyorum. Operasyon gerçekten başarılı şu an. Sayın... Gücün etleri yiyor olabilir mi? Adam etleri yiyor. Salamları. Yuh be adam. Yuh be adam. Bizden gizli orada çadırı kurmuş geçmiş içeri. Orada salamları yiyor lan. Ben böyle hainlik görmedim. Güneş dağın arkasına geçti yani bizim için battı sayılır. Bak şuradaki dağlıkları şeyleri görüyor musun? Ben manyak vereyim ya. Videoyu olabilecek kısa tutmaya çalışacağım. Yani buraya kadar izlediyseniz bu gerçekten benim için bayağı iyi bir şey. Teşekkür ederim yani. Hani merak etmişsinizdir. Şey olmuştur. Bir kaktüs göstereyim size. Türevi denilebilecek türde yani bakmış şuna kaktüs yani. Ya ben kendimi buna inandırırım en azından. Arabalara yakınız zaten çok bir şey olacağını sanmıyoruz. Hani şeyde kalırız, çadırda kalırız. Bu videoyu genel olarak çekmemin sebebini az buz tahmin edersiniz. Kanalın işte başlığından olsun, işte giriş videosundan olsun falan. Hazırlıklar tam gaz devam. Survivor 2022, 23, 24. Yani tam gaz devam.
fena geliyorum. Yani en ekstrem koşullarda mesela hayatta kalmıyorum. Sonbaharda geçen hafta kaldım. Onun videosunu yapmadım. Kışın yaptım. Tabii tek başıma değil bunların hepsi. Hep birileriyle yaptım. Ve şu an çöl ikliminde. 4 iklimi de tamamlamış bulunuyorum. Ama bu sefer ekip gerçekten sağlam. Çok sağlam bir ekibim var. Yok yok kanka, ben yemin ediyorum bu kadarını beklemiyordum. Yani çadır madır kurduk. Tulumları yerleştirelim. Ben de tabii yardımcı olmam gerekiyor. O kadar da değil yani. Birazdan yine görüşürüz. Birazdan ateş yakıyoruz. En önemli ihtiyaçlardan. Gece çünkü... Ateş yakıyoruz. Ne diyecek mi? Çöl ikliminde sabahların çok sıcak, akşam çok soğuk olduğunu herkes biliyor. O yüzden ateş yakıyoruz. Yani yakıyoruz ama odunumuz az. Odun aldık ama az yani. Şöyle gözükmüyor herhalde. Gözüktüğü kadar. Ama ateşimiz yanıyor. Gün batmak üzere. Gece soğukluğunu göstermeye başladı bir de. Fener alayım mı? Tamam, birazdan odun toplamaya gidiyoruz. Çok uzakta böyle bir şey var. Çalı gibi şeyler var. Çalı çırpı var böyle. Dal falan var. Kurular yani zaten. Onları toplayıp ateşin süresini uzatmaya çalışacağız. Nevruz ateşi gibi ateşimiz var. Atlayalım mı üstünden? Yok mu gerek? Bedava epilasyon. 4 seanslı. Harbi iyi oldu ha. Bomba oldu kanka. Marshmallow olurmuş yalnız. Kim demişti onu? Marshmallow gidermiş. Ya bayağı gidermiş hatta. Selamünaleyküm. Şu an çadırdayım. İş bölümü yapmak zorunda kaldık. Ateş işini biri yapıyor. Çay işini biri yapıyor. Yemek işini de ben yapıyorum. Şöyle düzeni göstereyim. Tüpümüz var. Altından direkt yanıyor. Ateş çıkıyor. Hani bu ayrıntı da önemli. Şu şeyi ben getirdim. Kampımsı bir tencere diyorum. Şey gibi, cezve gibi bir şey. Cezve de değil. Anladınız. Bunun içine su dolduruyoruz. Suyu kaynatıyoruz. Sonra noodle'ı koyuyoruz. Ondan sonra yumuşuyor. 3 dakikada oluyor falan. Hani klasik. Hindi füme aldık. Herkese o oluyor. İşte sosları falan da var. Güzel yani. Sarıyor. Bayağı sarıyor yani. Ama evden çok bu çadırda kalıyorum yemin. Herhalde Survivor'a gitsem yemeği ben yaparım yani. Ben hiç sorun değil. Ben yaparım yani. Ama bir yardımcı lazım. Biri gelse olur mu artık? Yoğurt mu? Şunu çeksene. İşte kapalı tutun diyorum. Kaynamasını bekliyoruz şu an. Şu an böyle duracağım mı? Sen böyle duracak mısın cidden? Çok seksi çıkıyorsun ha. Şey de yanımda Havyalı Ocak'la mı? Havyalı Ocak'la gerçekten seksi duruyorsam bir şeyleri başarmışım demektir. Başardın. Ateşimiz kaynadı daha demin. Tabi siz hemen 3 saniye sonra gördünüz ama biz burada 10 dakika bekledik. Siz bir ailesiniz oğlum. Biz bir aileyiz. Tak işte. Kırarak noodle'larımı koyuyorum. Sanki zor bir şey anlatıyor gibi anlatıyorum. Niye ben bunu anlatıyorum? Çünkü anlatacak başka bir şey yok şu an. O yüzden bunu anlatıyorum. İstiyorsanız geçin. Tabi arada bir kıtır kıtır yiyeceksin de. O tadı alacaksın. Tadımı yapacaksın. Şimdi koyduk 3 dakika pişecek. Üçüncü arkadaşa yemeğini takdim edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, çay olmadığı için oralet yapmaya karar verdim. Çay olmadığı için bok iki. Açıyorum. Her yamanda da olur. Güzel. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Aç. Açıyorum. Aç. Açamadım. Güzel. Çok iyi. Ben de kes. Kanka o kadar büyük değil mi? Kim yiyecek atı? At! Kim istiyor? Kim istiyor? Bir yardım edeyim. Dur eline girmesin. Büyük bir yardım. Tutayım ben. Tamam, tokuma düştüm. Yardımın böylesi görülmedi. Şimdi yiyecek olsun. Tamam. Onu da al abi. Payını alıyor. Sen almadın mı da? Ben şu an... Sana bunu takdim ediyorum o zaman. Yok ben keser miyim? Tamam ben sana takdim ediyorum. Tamam lan keseceğim. Hayır, önemli değil şu an lan. Yan masadan gönder. Bayağı iyi. Güzel mi bak? Arkadaşlar afiyet olsun. Olsun mu? Gözüküyor mu lan? Hayır. Ha biraz gözüküyor. Afiyet olsun mu? Olsun. Evet şu an beklemiş noodle'ımızı iki çadal yardımıyla şu tabağa aktaracağım. Yani yemek işini böyle çözdük. Diyorum ki sönecek bu. Yakarım kanka ben. Geri yakabileceğimiz şey yok. Yakarmış. Neyle yakacaksın geri? Kanka sigarayı zor yakıyorsun. Koca ateşi nasıl yakacaksın? Nasıl yakacaksın?
Yok, ben sigarayı yakarım dedim, ateş edemedim. Bizim odun toplamamız lazım. Yani ya hemen ya da hiç, çünkü bunu geri yakamayız. Şöyle ah, hemen soyunalım o zaman. Haka dansı yapalım. Aa evet, evet, yapalım mı? Hadi. Yap. Tribal müzik. Tribal müzik. Evet. Gum bu gum gü gü gum gum. Etrafında da dönek. Hani Afrika'nın şey var, Afrika'nın. Oğlum arabadan açın. Evet. Evet kanka. Hadi lan, hadi. Evet, yemeğim hazır. Bu sefer kendime yaptım. Herkesi doyurdum. En son kendim yiyorum. En son ben yiyorum. Anlıyor musun? Şef öyle. Bunu hiçbir yerde göremezsin. Şefin sorumluluğu. Önce yiyorum, sonra pardon, tam tersi. Bir sürü çıra toplayacağız. Büyük bir ateş yaratacağız. Etrafında dönüp. O kadar fazla ağaç doldurduk ki. Arabanın arkasında bize yer kalmadı. Arkasında gidiyoruz şu an. Bir gecede nasıl cahil kalınır? And we see the wild creature. He's making a mating dance. They have to make loud noises to attract females around the area. This rare occasion is brought to you by Discovery Channel. And she's excited for it. Woo!